Merhaba sevgili dostlar Yücel Ferek ben kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz bu defa video konumuz ETF'ler ve ETF'lerin vergilendirilmesi ile ilgili ETF'ler oldukça popüler ve biliyorsunuz yatırımcıların ciddi şekilde ilgi duyduğu ve özellikle yurt dışındaki yatırım söz konusu olduğunda mutlaka baktıkları bir konu. ETF'ler biliyorsunuz birçok farklı sektöre, birçok farklı endekse, birçok farklı ülkeye yatırım yapmanın en ucuz yolu aslında. Hem maliyetleri çok düşük, hem de siz portföyünüzü bu şekilde çeşitlendirmiş oluyorsunuz. Dünyadaki sektörlerden, dinamiklerden, konjonktürün getirdiği avantajlardan da yararlandırmış oluyorsunuz. ETF'ler yapıları itibariyle ciddi gelirler de kazandıran bir varlık sınıfı, bir finansal seçenek ve gelir söz konusu olduğu zaman bir kazanç söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz ki bunun bir vergisi var. Vergi söz konusu olduğu zaman arkadaşlar ETF'lerde ciddi bir kafa karışıklığı var. Çünkü biz Türkiye'de yaşayan insanlarız ve Yurt dışındaki bir ETF'i dolar cinsinden satın almak istediğiniz zaman ondan elde etmiş olduğumuz kazancın Türkiye'de nasıl vergilendirileceği konusu oldukça önemli bir konu ve biraz da karanlıkta kalmış bir konu. O nedenle ETF ile ilgili video setine mutlaka ve mutlaka bu vergilendirmeyi koymak gerekiyordu. Şimdi yapmış olduğumuz yatırımda elde ettiğimiz bir sermaye kazancı var. Bir temettü kazancı var. Yapmış olduğumuz ETF'in bize hem sermaye kazancı sunduğunu hem de ETF'in o yapısı itibariyle temettü de sunabilen bir ETF olduğunu düşünelim. Yani iki tane kazanç potansiyelimiz var. Biri sermaye kazancı bir tanesi temettü kazancı. Her ikisinde de bir alt dilim söz konusu. Bu alt dilime hepimiz tabiiz. Bir defa şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir ETF'i satın aldığımız zaman vergi ne zaman doğuyor? Düşünelim. Vergi o ETF'i sattığımız zaman doğuyor. Ancak şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bizim almış olduğumuz ETF eğer bir temettü ödeyen ETF statüsündeyse ve bizim almış olduğumuz ETF'in bize bir takvim yılı içerisinde ödemiş olduğu temettü tutarı beyan sınırını aşıyorsa o ETF'den elde etmiş olduğumuz temettü kazancını da bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar gelir vergisi beyandamesi ile bildirmek zorundayız. Yani buradaki kritik nokta şu, İki şeyden gelir elde edebiliriz. Sermaye kazancından yani ETF'i aldığımız fiyatın sattığımız fiyattan daha düşük olmasından ve o ETF'i portföyümüzde tuttuğumuz sürece elde etmiş olduğumuz temettü gelirlerinden. İki tür gelir var ve bu gelirler Amerikan sisteminde örnek veriyorum bir spy ETF'i aldığınız zaman temettü gelirlerinin sizin daha hesabınıza geçmeden stopajının kesilmesi gibi bir uygulama var. E peki ben orada temettü alıyorum, oradan daha stopajı kesiyorlar. E ben bunu vergiden düşemiyor muyum? E düşüyorsunuz. O kısma geleceğiz. Ancak burada arkadaşlar ülkelerin kendi vatandaşlarını korumak ve Yatırımcıyı da kaçırmamak adına karşılıklı olarak imzalamış oldukları ikili vergilendirme anlaşması var. Çünkü biz Türkiye'de vergi ödeyen, Türkiye'de vergilendirilen vergi yükümlülüklerini Türkiye'de gerçekleştiren insanlarız. Satıldığında doğan kazançlar vardır. Sermaye kazancı odur. Satmadıkça vergi doğmaz. Ancak temettü farklı bir şey. Yapmış olduğunuz temettü odaklı bir ETF yatırımında yıl içerisinde elde etmiş olduğunuz temettüleri eğer beyan sınırını aşıyorsa beyan etmek zorundasınız. Amerika'da zaten yapılan bir stopaj kesintisi var. Bunu da Türkiye'de beyan etmek zorundasınız. Yani vergilendirme türümüz iki tane. Sermaye kazancı, temettü kazancı. Burada yapacağımız eylemler de birbirinden farklı. Bir yatırımcı her ay SPY ETF'inden diyelim ki satın alıyor ve 3 yıl sonra satıyor. Satış sonrasındaki vergi nasıl hesaplanır? Konu bu. 3 yıl boyunca her ay bir ETF alıyorsunuz. 36 defa hareket yapmışsınız. Ve bu 36 tane hareketten nasıl vergilendirileceksiniz? Çünkü burada bir şey söyledim hatırlarsanız. Sermaye kazancı elde ettiğimizde oradaki kazancın ne olduğunu hesaplanmasında kriter alınan bir şey var. Kur. Yani bizim satın aldığımız dönemdeki dolar kuru, ETF'i sattığımız dönemdeki dolar kuru. Fark bizim aslında biraz da sermaye kazancımız oluyor. Hem dolar bazlı bir getiri elde etmiş oluyoruz. 500 dolara aldığımız olduğumuz ETF 1000 dolara çıktıysa 500 dolara aldığımız ancak 35 kurdan aldığımız ETF biz sattığımızda 70 dolar TL kurundan satılıyorsa orada bir kur kazancımız var. Yani bunun her ikisinden de vergilendirilmek söz konusu. Satış sonrasında vergi nasıl hesaplanıyor? Şimdi 36 ay boyunca bir hareket var dedik ya. 36 ay boyunca sizin bir defa çok iyi kayıt tutmanız lazım. Çok net. Yani sizin ETF'i aldığınız, ETF'in hesabınıza geçtiği günkü Merkez Bankası dolar alış kurunu mutlaka bir yere kaydetmeniz lazım. Sattığınız gün kaydetmeniz lazım. Çünkü sizin vergilendirme rejiminiz o ETF'lerin portföyünüze girdiği tarihteki kurla doğrudan alakalı olabilir. Temel prensip neydi hatırlayalım diğer videolardan? First in, first out. Yani ilk giren ilk çıkar. Mesela siz bu ETF'i 3 yıl boyunca topladınız. Hepsini birden satmıyorsunuz. Diyelim ki çeyreğini satıyorsunuz. Nasıl vergilendirileceksiniz? İlk giren ilk çıkar prensibinden. Yani bu şekilde bir hesaplama yapmanız lazım. O nedenle ETF satın alacaksanız eğer vergilendirme süreçleriyle ilgili olarak çok ciddi bir kayıt tutmanız lazım. Birinci kısmı bu. İkinci kısmına gelince ETF'den diyelim ki yurt dışında bir temettü geliri elde ettiniz. Amerikan makamları %15'lik kısmını kesti. Siz bunu Türkiye'deki vergi beyannamesinden nasıl düşeceksiniz? Bununla ilgili arkadaşlar saklama hesabınızın aracı kurumunuzun bilgilendirmesine ihtiyacınız var. Yani ben sizin aracılığınızda bir ETF yatırımı yapacağım. Bu ETF yatırımı ile ilgili olarak elde etmeyi umduğum temettü gelirleri var. Fakat bu temettü gelirlerimi Türkiye'deki vergi rejiminden muaf olabilmek veya vergi indirimlerinden faydalanmak adına belgelemek istiyorum. Bana bu sistem yapısı dahilinde bunu sağlayabiliyor musunuz? Yani Amerika'nın sizden kesmiş olduğu o verginin stopajdan kaynaklı olduğunu söz konusu aracı kurumun hesap ekstresinde görebiliyor musunuz? Vergi dairesi bunu kabul eder mi? Bu tarz konularda mutlaka bir uzmandan destek almanız lazım. Yani burada ETF'i satın almak inanın işin en kolay kısmı. Ancak ETF'in vergilendirilmesi söz konusu olduğu zaman karmaşık, sizin titizlikle takip etmeniz gereken, serin kanlı ve temiz kayıtlar tutmanız gereken bir sürecin başlangıcında olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dedik ya yurt dışı yatırımları ve çifte vergilendirme diye Amerika ile Türkiye arasında 1997 yılında çifte vergilendirmenin önlenmesi adına bir anlaşma var Amerika ile aramızda. Türkiye ile diğer ülkeler arasında çifte vergilendirme, Türkiye ile Amerika arasında çifte vergilendirme. Şimdi yatırım yaptığınız ülkeye göre, ETF'in bağlı bulunduğu, vergisel olarak bağlı bulunduğu ülkeye göre sizin de o ülke ile Türkiye arasında bir ikili vergi anlaşması olup olmadığına bakmanız lazım. Yani bunu bir mali müşavirden destek almanız lazım. Bir vergi uzmanından destek almanız lazım ama bence ilk olarak yatırımcı olarak yapmanız gereken şey şu. Satın almak istediğiniz ETF hangi ülkenin vergi rejimine tabi? O ülke ile Türkiye arasında bir ikili vergi anlaşması var mı? Bununla ilgili bir ön araştırma yapmanız lazım. ETF dediğim gibi alması kolay, satması zor bir finansal enstrüman. Şimdi yurt dışında elde edilen ETF gelirlerinin Türkiye'de vergilendirilmesi süreciyle ilgili bir tarihten bahsettim size. Takip eden yılın Mart sonu. Çünkü gelir vergisi beyannamelerinin verilme tarihi budur. 2024'te elde etmiş olduğunuz bir ETF getirisi var ise, ETF geliri var ise ve bu gelir 2024 yılı için belirlenmiş olan beyan sınırını aşan seviyede ise sizin yükümlülüğünüz Mart'ın 2025 Mart'ının sonuna kadar gelir vergisi beyannamesini doldurmak ve ETF'ten elde etmiş olduğunuz kazançlarla ilgili olarak belgeleri sunmaktır. Şimdi burada neleri sunmak lazım? Buradaki belgeler ne? Şimdi bir defa bu ETF'i aldığınız ve sattığınız tarihle ilgili olarak alış satış işlemlerine dair belgeleriniz olmalı. Onun dışında Amerika'da sizden kesilen vergilere ilişkin dökümanlar olmalı ve alış ve satış tarihinizdeki döviz kurlarını kaydetmiş olmalısınız. Bunlar olduğu zaman siz vergi beyannamesinde eğer elde etme potansiyeliniz bulunan bir indirim söz konusuysa onu alma şansına sahip olursunuz. Çünkü yatırım sürecinde ETF'den elde etmiş olduğunuz gelirin vergilendirilmesi söz konusu olduğunda yetkili makamlara sunulması gereken asgari evraklar bunlar. Yani ETF yatırım seçeneği olarak oldukça güçlü bir seçenek ve bize hem sermaye kazancı hem de temettü kazancı sunuyor. Ve bunu da dolar cinsinden yani bizim yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımın para birimi neyse o para birimi cinsinden sunabiliyor. Euro cinsinden, dolar cinsinden olabiliyor bu. Fakat şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Biz bir yatırım yapıyorsak, bu yatırımı da yurt dışında yapıyorsak ve bu yurt dışı yatırımından elde etmiş olduğumuz kazanç, sermaye kazancı, temettü kazancı gibi bir kazançtan ibaresi bunun vergilendirilmesi gayet doğal. Elbette bunun hesaplanması işin teknik kısmı ve işin profesyonellik gerektiren kısmı. Bunu sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve bu süreçten avantajlı bir şekilde çıkabilmek için de bir yatırımcı olarak sizin yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Biraz önce ifade ettiğim gibi arşivlemeyi, kayıt tutmayı, belgelendirmeyi çok doğru yapmalısınız ve ETF'lerdeki vergilendirme prensibinin ne olduğunu aşağı yukarı biliyor olmalısınız. Mutlaka ve mutlaka 2025'te, 2026'da ETF gelirlerinin vergilendirilmesinde beyan sınır olarak hangi tutarın belirlendiğini mutlaka mutlaka takip etmek zorundasınız. Asla aklınızdan çıkarmayın. Bir ETF'i, yabancı varlık taşıyan bir ETF'i, yabancı parayla satın almış olduğunuz bir ETF'i sattığınızda elde etmiş olduğunuz kazanca kur kârı da dahil. O nedenle sizin satın aldığınız günkü kurla sattığınız günkü kur arasındaki o makasa da dikkat etmeniz gerekir, hesaplamayı ona göre yapmanız gerekir. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka bir vergi uzmanından, bir profesyonelden destek almanız lazım. ETF'lerle ilgili kanalımda birçok video bulmaya devam edeceksiniz. Özellikle bugünkü videoda vergi konusunda değinmiş olduğumuz temettü ödeyen ETF'ler kanal içeriğimizde mutlaka olacak. Lütfen kanalı takip etmeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere.